Merhaba arkadaşlar. FC Bilkent olarak bu videoda Bilkent'le alakalı 10 soruyu cevaplayacağız. Ben Ahmet Seyfi Özkan. FC Bilkent'te yönetim kurulundayım bu sene. Bu sene endüstri mühendisliğine başlayacağım. Hazırlık okudum geçen sene. İsterseniz diğer arkadaşları da tanıyalım. Ben başlayayım. Ben Zehra. Bilkent işletme öğrencisiyim. Önceden iktisat öğrencisiydim. Şu an işletme öğrencisiyim. İkinci sınıf öğrencisiyim. Ben de bu dönem ACC'nin eş başkanlık görevini yürüteceğim. Mütercim tercümanlık ikinci sınıf öğrencisi olacağım. Merhaba, ben de Sevde. Ben Bilkent Üniversitesi'nde bu sene mezun oldum işletme bölümünden. Hollanda'ya yüksek lisansa gideceğim Eylül ayında. ACC Bilkent'in eski yönetim kurulu üyelerinden ve eski kurumsal ilişkiler rektörlerindenim. Teşekkür ederim size de katıldığınız için. İlk soruya Sorularınızı açıyorum. Evet, buyur. İlk olarak Bilkent'te ilk gününüz nasıl geçiyor? Burada ilk gün olarak sanırım PA'yı gününü konuşabiliriz çünkü öğrencilerin bir araya geldiği ilk gün. Önce bir okula geliyoruz tabii. Bir de o var ilk günümüz. Şey, kayıt için. O değil hani okula yerleş. Ben yurtta kalıyordum. Yurda yerleşme. Ben ondan bahsedeyim birazcık. Aybüke'de Paya'dan bahseder. İlk gün ben İstanbul'dan gelmiştim. O yüzden biraz değişikti ve hayatımda Ankara ikinci gelişimdi. Birinci gelişim kayıttaydı. İşte Doğu Kampüs neresi, Merkez Kampüs neresi bunları pek bilmiyordum. Map'le elimde geziyordum. Doğu Kampüs'e gideyim derken de Bilkent Otel'de inmiştim. Elimde valizlerle böyle yaklaşık 1 kilometre yürüyerek Doğu Kampüs'e geçip yurda geçmiştim. Sonra saat bayağı erkendi. O da arkadaşımı kaldırmak zorunda kalmıştım. Böyle ama güzel bir tanışıklık olmuştu. Kızı gece 5, sabah 5'te falan kaldırıyorum. Değişik bir gündü. İlk gün böyleydi. Sonrasında da kampüsü gezmeye başlamıştık. İşte nerede? Kayıtta bize harita veriyorlardı okulu tanıyalım diye. O haritayla böyle hiçbir şey anlamıyoruz o haritadan. İşte haritada A harfi diyor. A hangi bina? B hangi bina? Böyle elimizde gezerek bütün gün kampüsü anlamaya çalışmıştık. Ben anlatayım o zaman. Benim de ilk günüm şey yani ilk yurda yerleştiğim gün çok bir şey yoktu aslında. Ben sınavın ilk gününden bahsedeyim. Ben, oda arkadaşım ve bir arkadaşımız daha 3 kişi gitmiştik biz hazırlık sınavına. Ama şöyle hazırlık sınavına giderken sadece kartı alıyorsunuz. Hani o veriden harita, ne telefon, hiçbir şey yok. Sadece odanın anahtarını ve kartı aldım, çıktım sınavdan. Şöyleydi, ilk girdiğiniz zaman bir de böyle Ankara'nın yerlisi olan TED'den gelen yani birbirini çok tanıyan insanlar var. İşte sınava girdim çıktım. Bir baktım herkesin ailesi bekliyor. Böyle sınav nasıl geçti, işte nasıl da iyi miydi diye soruyor. Ondan sonra işte arkadaşlarıyla olanlar arkadaşlarıyla buluşuyor. Benim de ailem var, ne arkadaşlarım var. Ben böyle ilk o gün dedim ki tamam dedim abi üniversiteye geldim. Sen artık tek başınasın. Ve ben yer duygusu sıfır bir insanım. Şimdi kampüse gelenler bilir. N binasından 93'e gitmek için böyle bütün Doğu kampüsü turladım. En son yurdu buldum. Geçtim öyle çok benim de öyle biraz hüzünlü bir ilk anım bu. Ben de şeyle alakalı bahsedebilirim. Benim ilk günüm de paya günü olabilir. Çünkü kayıt için hemen günübirlik gelip gitmiştim. Online zaten. Dediğin gibi Aybüke'nin içeri hiçbir şekilde sadece Bilkent ID'yi ve şeyi sokabiliyoruz. Kimliğimizi sokabiliyoruz. Dedektör falan var. Hani cüzdan bile sokamıyorduk. Ve benim kimsem yok. Hani benim lisemden giden tek arkadaşım yok. Ankara'da kimsem yok. Ankara'yla hiçbir bağlantım yok. O yüzden WhatsApp grubunda tanıştığım birinin babasına telefon ve cüzdanımı emanet etmiştim. Sonra işte çıkışta onu arayıp bulmuştum falan. Bir de şeydi. Kampüs bizim çok karışık geliyordu bana. Benim de çok yön bulamıyorum ben de. İşte o harita bende de vardı ama bakıyordum hiçbir şey anlamıyordum. Her şeyi bir kısaltma kodlama getirmişler. İşte kulübe girmiştim ben de bu ACC kulübüne. Orada bir tane arkadaş vardı Kutay Kaya diye. Sürekli onu arıyordum böyle görüntülü bir şekilde. Ben buradayım, ben şuraya nasıl gideceğim falan diye. Böyle işte kamerayı çevir, yolu göster falan diyordu. O şekilde yolu buluyordum. Benim de öyle geçmişti ilk günüm. Evet, bu anıyla birlikte diğer eş başkanımız Kutay'a da selam söylüyoruz buradan. Evet, benim ilk günüm arkadaşlar ben 2016 girişliyim zaten. Benim ilk günüm tabii bir tık daha bir kere benim zamanımda paya bile yoktu. Ben KOP'la geçtim. Son KOP'la geçtim ben hazırlığım. İlk günümü hatırladığım kadarıyla şöyle anlatayım. Şöyle biz gelmeden önce birkaç tane birinci, ikinci sınıf öğrencisi toplanıp 2016 girişliler diye bir grup kurmuştu zaten. Ve inanılmaz yani bir sürü öğrenci vardı o grupta 100'e yakın diyeyim 100-200 civarı. Ve hani o grupta sürekli muhabbet edenler hani böyle tanışan yani çok aktif olanlarla birlikte biz ilk gün dedik hani havalimanında buluşalım.
Hani herkes aynı gün geliyordu. Biz havalimanında buluştuk. Takside, yani taksi toplanıp birlikte okula gittik. İşte eşyalarımızı bıraktık. Eşyalarımızı bıraktıktan sonra toplanıp, yani yine aynı ekip, çok yani hepiniz bileceksiniz zaten Bilkent'e gelince. Bilkent Center'da ilk İlforno'ya gidişimdi zaten. Pizza yemeye gitmiştik. Öyle bir anım vardı. Zaten sonrasında 3 gün boyunca oryantasyon vardı. Oryantasyonun sonunda bizim kop vardı galiba, öyle hatırlıyorum. İşte oryantasyona da o şekilde, yani kaybola kaybol. Zaten oryantasyon inanılmaz, bilmiyorum bu sene online olur mu ama oryantasyon hani fizikselse eğer, okulu yani didik didik etmeniz için inanılmaz bir fırsat. Çünkü her deliğinden, her deliğine girmek zorunda kalıyorsunuz. Yani size spor salonunun böyle en ince ayrıntılarına kadar anlatıyorlar zaten oryantasyon. Yani benim zamanımda öyleydi ama bilmiyorum online'da ne kadar oluyor ama umarım sizin zamanınızda bizdiysen olur. Ama bu şekildeydi. Hani güzel bir ilk gündü. Hala unutamıyorum. Çok güzel anılarım oldu o arkadaşlarla birlikte. Güzeldi yani. Teşekkür ederim. Zaten oryantasyonda bir sorumuz var, onu konuşacağız. Şunu sorayım, hazırlık gerçekten çok zor mu? Evet. Yani aslında o kadar, özür dilerim atladım ama şeymiş, benim zamanımda belki bir tık daha kolay olabilirmiş. Yani öyle diyorlar. PAYEKOP'tan daha zormuş. Artık gitgide daha çok zorlaştırmışlar diye bir duyum aldım. Ama şöyle, yani açıkçası ben yanlış örnek olmak istemiyorum ama hani çok da öyle, ben ay çok çalıştım, sabahlara kadar şey yaptım falan filan demeyeceğim ya, yalan söylemeyeceğim. Ama hani böyle, ben zaten dil derslerini seviyordum. Dil derslerini seviyorsanız zaten zevk alarak hani böyle derslere katılırsanız gayet de güzel bir hazırlık hayatımız olur bence. O kadar da göz korkutulacak bir hani durumu yok. Evet zor ama eğer altyapınız yoksa zor. Altyapınız varsa biraz, çok da öyle yani tabii sınavlara çalışarak geçebileceğiniz bir hazırlık vardı benim zamanımda. Tabii siz arkadaşlar yani, artık nasıl bilmiyorum ama. Bence çok ızdıraplı bir hazırlık süreci var. Hani geçmeyi, atlamayı bıraktım. Çünkü benim İngilizcesi bayağı iyi olup, hani hazırlığı havada karada geçebilecek halde olup, hazırlık okumaya karar veren arkadaşlarım sonunda çok pişman oldu. Çünkü iyi bir İngilizcem varsa iyi bir ok. Hani diğer bizim bandımızdaki okullarda hani İngilizce seviyene göre daha az ders alıyorsun falan, böyle işte 10 haftada 10 ders, 12 ders falan oluyor. Bizim herkesin 25 dersi var. Ve bu hiçbir kurda azalmıyor. Sen en ilk kurda da olsan, son kurda da olsan 25 ders var. İşte bir sürü ödevim var. Ödevlerin %60'ını yapman lazım. %90 devamlılık var. İşte normalde Zoom'da olman yeterken bizde kameranı kapatınca 5 saniye şey yapınca direkt hoca seni soruyor. Ondan sonra yoksan yok yazıyordu falan, yani çok şeydi bence. Çok, en azından hazırlığın kendisi ızdıraplı bir süreçti atlamasından ziyade. Bize 5 diyorduk hazırlığa. Çünkü öyle 5 haftanın 5 evet, günü 5 derse gidiyordun yani okula. Evet ya, çok, aynen. Paya çok zor değil. Hazırlık da çok zor değil ama kolay da değil açıkçası. Mesela ben Pinkur'undan başlamıştım. Bu da demek oluyor ki hiçbir kurda kalmadan ancak bir senede bitirebiliyorum. Ve Pinkur'undan başladığımız 22 kişiden sadece ben geçebilmiştim. Ha, bu Sevden'in de dediği gibi aslında, birazcık sevmek lazım. Bir de matematik gibi değil işte, formülü ezberleyeyim geçeyim gibi bir şey değil İngilizce yani. Bir dil nasıl öğrenilir bunu bilmek lazım ve ona göre çalışmak lazım. Öyle çalışılınca da geçiyor. Yani işte ben en düşüğün bir üstünden başlamışım. Bu da demek oluyor ki 200 sorudan sadece, benim metim 75'ti. 200 sorudan 75 net yaparak başlamışım. Ama sonrasında düzgün bir çalışmayla bir yılda geçebilmişim hiçbir şekilde kalmadan. Disiplin mühim. Bir de sen dedin ya hani işte İngilizce çok iyi olan arkadaşlar. Burada da şey var birazcık. Hocaların istediğini vermek lazım onlara. Özellikle writing, yani yazma gibi sınavlarda. Onların istediği kalıplarda yazmak. Belli kurallara uyarak bir şeyler olmak. Şey de var. Kelime açısından hayatında hiç görmediğin kelimeleri öğretip onları sordukları için İngilizcen iyi bile olsa sıkıntı yaşayabiliyorsun. Ama şöyle, şimdi İngilizce konuşma dili iyi olmakla akademik İngilizce çok farklı bence. Yani senin böyle dizilerde izlediğin İngilizce, aa hay işte dostum bilmem ne falan, öyle öyle değil İngilizce. Gerçekten hani akademik sana adam, ben hatırlıyorum bana hazırlık hocam dedi ki işte idam gelmeli mi gelmemeli mi hakkında bir yazı yaz. Ya ben bunu hani Türkçe bile yazamam normal şartlarda, hani şu an bak yani hani yazamam ama işte orada onu öğretiyorlar. Yani aslında sadece orada İngilizce de değil, aslında biraz da böyle hani
akademik İngilizce öğretiyor. Hani böyle çok konuşma dili olarak da değil de hani senin böyle derslerde daha fazla zorlanmayacağın şekilde. Çünkü ilerleyen dönemlerde inanılmaz işine yarıyor bu makale yazma olayları. O yüzden hani o konuşma diliyle aynı değil. Ha ben dizi çok izliyorum. Ha İngiltere'ye gittiğimde kendimi çok iyi idare ederim. Ya benim İngilizcem süperle olmuyor bu işler. Biraz akademik İngilizce çok farklı. Nasıl normal konuşma mesela şu an nasıl çok güzel hepimiz Türkçe konuşuyoruz ama YGS'leyse değil neydi AYT TYT geldiğinde ne oluyor hepimiz Türkçe'de işte TYT'de Türkçe geldi mi herkes bir korkuyor paragraf sorularından falan filan. İşte yine aynı benzer durumlar yani bunda da. Ben açıkçası İngilizce hazırlık okumadığım için İngilizce hazırlıktan bahsedemeyeceğim. Fakat şöyle bir şey, ben bir oda arkadaşım hazırlık okurken bazen işte yapamadığı etkinlikleri vesaire bana sorduğu zaman gerçekten Sevgi'nin dediği gibi hani dışarıdaki İngilizce ve akademik İngilizce çok farklı. Hani ben tercümanlık okuyorum, ben hani ömrümün büyük bir kısmını İngilizceye adamış bir insanım ama bazı kelimeler, bazı kalıplar hani gerçekten de oturup öğrenip çalışmanız gereken kalıplar. Bilmiyorum kaç kişi ilgileniyordur ama eğer aranızda tercümanlık okuyacak olanlar varsa ben de biraz Fransızca hazırlıktan bahsetmek isterim. Fransızca hazırlık, İngilizce hazırlık kadar kompleks bir süreç değil. Aslında biz bölüm gibiyiz. Biz hani doğuda eğitim almıyoruz, biz merkezdeyiz. Bizim hani şu an artık bir vize bir finale döndü ama iki vize bir finale olduğu zamanlar bizim yine böyle bölüm öğrencileri gibi iki vize bir final sistemimiz vardı. Ve bizdeki öğretmenler hani gerçekten çok tatlı, çok sempatik insanlar olduğu için hani Fransızca hazırlıktan gözünüz hiç korkmasın. Sıfır seviyesine gelseniz bile düzenli bir çalışma ve dersleri takip etmeyle B1, B1.5 seviyesinde ilk yılınızı bitirebiliyorsunuz. Teşekkür ederim. Peki kulüp ve öğrenci etkinlikleri ne durumda? Aybike, eş başkanımız. Tamam, ben başlayayım. Kulüp ve etkinliklere geldiğimiz zaman arkadaşlar Bilkent bu konuda gerçekten çok aktif okullardan biri. Hani bizim çay kulübünden kariyer kulüplerine kadar, dünya dilleri kulübüne kadar hani aklımıza hayalimize gelemeyecek birçok konuda kulüp var. Hani şöyle diyebilirim ki neredeyse her bölümle alakalı bir kulüp var. Tabii her kulüp çok fazla aktif olamıyor. Hani her kulüp işte yıllık iki minimum etkinlik çıkarmak durumunda kulübün asfiye alınmaması için. Fakat hani bunun üstüne konmayan bazı kulüpler olabiliyor ki bu onların konsepti gereği. Hani çok dar bir alana hitap etmeleriyle alakalı bir şey. Soracak olursanız peki en aktif kulüpler hangisi diye genellikle kariyer kulüpleri en aktif kulüpler oluyor. Çünkü çok farklı sektörlere hizmet ediyorlar ve çok farklı bölümlerden öğrenciye kapılarını açan kulüpler bunlar. Biz de ACC Bilkent olarak aslında bunlardan biriyiz. Hani biz de okulumuzda böyle etkinlikler çıkarmaya çalışarak, çok farklı öğrencileri bünyemize katarak aslında böyle kulüpçülük maceramıza devam ediyoruz. Ve eğer sorarsanız hani ben kulüplere gidiyorum, sadece işte ne yapıyorum, birilerini mi tanıyorum, işte ne öğreniyorum diye soracak olursanız ben arkadaşlarımla geçen gün bir staja başvurdum ve aslında stajda yapmamın beklenilen birçok şeyi ben kulüpte gönüllü olarak yapıyordum ve biz bunları kulüpte öğrendiğimiz zaman aslında bunlar bize iş hayatında da çok olumlu bir şekilde geri dönüş sağlıyor. Ve sosyal olarak baktığınız zaman benim bir kentte 10 kişilik bir arkadaş çevrem varsa ben bunları dolaylı ya da dolaysız 7-8 kişisine ACC sayesinde tanımışımdır. Hani bu konuda da yabancılık sağlamıyorsunuz ve liseden çok farklı bir ortam. Hani gerçekten kulüplere geldiğiniz zaman hani ben üniversiteye geldim diyebiliyorsunuz. Ben liseyi Elazığ'da okumuştum ve hani bir Anadolu Lisesi'ydi. Hani çok aktif bir okul değildik. Hatta hiç aktif bir okul değildik. Ve ben üniversiteye geldiğim zaman dedim ki hani böyle bir dünya da varmış. Eğer siz de gerçekten böyle hayata çok daha farklı bir şekilde bakmak, çok farklı insanlarla tanışmak isterseniz öncelikle ACC'ye sonra diğer kulüplere bekliyoruz. Ben Aybike'ye benzer olarak şey anlatayım. Mesela bir mülakata giriyoruz, mesela iş mülakatı ya da kulüp, yani iş mülakatında çok olmuyor da hani iş mülakatında sordukları soruya kulüpte yaptıklarınızla örnek vererek tabi anlatabilirsiniz, hani daha sağlı bir, daha sağlam bir somut bir elinizde bir kanıt olur. Yani ben şunu yaptım işte kulüpte böyle böyle yapmıştım, o yüzden böyle böyle bir özelliğim var hani gibi diye böyle bu şekilde örnek verebilirsiniz zaten iş mülakatlarında. Ama mesela benim daha çok staj mülakatlarında karşıma çıkan bir olayı söyleyeyim. Mesela hep şey soruyorlar.
Mesela kulüpte böyle bir şey, mesela atıyorum bir karışıklıkla karşılaştığında ne yapmıştın? İşte kulüp, yani bana full kulüp üzerinden soru soruyorlar. Yani benim kişiliğimim kulüpte hani yaptıklarımızla alakalı. Şey mesela kulüpte bir etkinlik düzenlerken atıyorum bir şey, ani bir olay gerçekleştiğinde ne yaptınız bilmem ne falan, bu tarz böyle sorular soruyorlar. Hani hep kulüp üzerinden sorular diyor. Yani inanılmaz bence dikkatlerini çekiyorlar. Çünkü üniversitede sadece ders değil arkadaşlar ya. Yani böyle hani sosyal aktiviteler, tabii sosyal aktiviteler eşittir kulüp değil ama tabii ki bence bir %60-70'ini kulüp olarak hani kulüp kapsıyor. Çünkü zaten otomatikman sosyalleşiyorsunuz kulübe girdiğinizde. O yüzden bence çok önemli ya. Benim hatta neyse onu birazdan sonraki sorularla söyleyeceğim. Bir de bu kariyer kulüplerinden farklı olarak mesela Harry Potter'daki oyunun adı neydi? Bir oyun. Quidditch. Mesela öyle bir kulüp de var okulda. Masa oyunları oynayabileceğiniz kulüpler var. Ve kendi kulüp açabiliyorsun. Aynen. İstediğin zaman. 7 üye topladığın zaman kendi, mesela 100'den fazla kulüp var ama hala sana hitap etmeyen bir kulüp olduğu zaman etraf arkadaşlarınla birlikte gerekli sayı tamamlayıp kulüp açma başvurusunda bulunabiliyorsun. Ya ben de şey ekleyeyim. Ay bir kendim bu. Pardon sözünü kestim. Bu da çok iyi bir şey dedim. Ha tamam. Ben de şunu ekleyeyim Aybüke'nin sosyalleşme açısından. Yani bu sene online'dı ve çoğu kişi kampüste değildi. Hani zaten hazırlıkta online olduğu için ikinci dönemden itibaren. Zaten ilk dönemde de okula kimse gitmiyordu hibrit zamanında. Çoğu insan kimseyle tanışamadı ama ben açıkçası kendim olarak bir sürü kulüpte vardım ve çalıştığım arkadaşlarımın çoğunu kulüpten tanıştım. Yani normalde sadece sınıf arkadaşlarınla muhatap olabiliyorsun online süreçte ama bir kulübe girdiğin zaman işte kulüplerin çoğunun işte 100-200 civarı aktif üyesi var. 100-200 tane konuşan insan var. Beraber Zoom'a girdiğin insan var ve ilk başta bu kulübe ilk girdiğin zaman yazın başında, işte daha doğrusu okulun başında böyle daha sosyal etkinlikler falan, işte vampir köylülerdir, film geceleridir veya işte çeşit çeşit işte online Zoom üzerinden oynanacak oyunlar vesaire oluyor. Orada bir sürü insan tanışabiliyorsun. Bu yönden de çok büyük bir artı bu. Profesyonel açının haricinde. Evet, kulübümüz olarak biz ilk başlarda her hafta vampir köylü falan oynuyor. Böyle değişik oyunlar düzenliyorduk ki hani böyle bir kaynaşma olsun. Speed meeting etkinlikleri düzenliyorduk. Hani 5 dakikadan işte karmaşık işte 10 kişi, kaç kişi toplamıyorduk abi bir kere hatırlamıyorum şimdi. Böyle 5 kişi bir odada. 5-10 kişi tanışıyor. Aynen. Aynen. Sonra hemen 5 dakikanın sonunda tekrar başka bir odaya getiriliyor. Oradakilerle tanışıyorsun. Sonunda da işte vampir köylü oynanıyor falan. Hatta hepimiz burada o şekilde tanıştık. Mesela Seyfi ile işte Ivy Kelly biz önceden tabii tanışıyorduk ama işte Zehra ile falan hep birlikte bu şekilde. Vampir köylü de ben Seyfi'ye çok iyi hatırlıyorum. Seyfi ben seni ne yapmıştım? Doktor mu yapmıştım? Öyle ha şey, evet şey olmuştu. Sen beni koruyan şey yapmıştın. Sonra ha, ben büyüdüm. İki kere tutturmuştum. Sonra öbür şey demişlerdi, bu Seyfi beğenmiştir, vampir yapmıştır öbür elde. İlk günden beni asmışlardı ve doğru çıkmış. Aynen. Ya mesela yani bu şekilde sosyalleşme etkinliklerimiz de oluyordu. Ben öbür soruma geçeyim o zaman. Oryantasyon gününde neler oluyor? Burada Sevde sen istersen veya işte diğer üçünüz yüz yüze süreci görenler yüz yüze yanlısın. Ben de online tarafını anlatayım. Şimdi söyleyeyim, yüz yüzeyi anlatayım ilk önce. Tabii çok hatırlamıyorum ve değişmiş de olabilir. Dediğim gibi 2016'da böyleyiz, 2016 yılında. Tabii ilk önce bir Odeon belki... Hani Bilkent yazınca zaten Google'a ilk önce Odeon resmi çıkıyor ambleminden sonra. Odeon'da bir tane açılış konuşması oluyor. Rektörün yaptığı bir açılış konuşması oluyor. Bu açılış konuşması zaten bu arada şey, ya benim zamanımda şöyleydi. Bu arada G100 oluyor oryantasyon ve bu notlu bir aktivite. Yani katılmak zorundasınız yani oryantasyona. Ben katılmayacağım işte bilmem ne falan öyle bir şey yok. Katılmak zorundasınız çünkü not alıyorsunuz. Böyle şeyler vardı, işte numaralı aktiviteler vardı. İşte mesela 5 numaralı aktivitenin içinde atıyorum senfoni orkestrasına gitmek. İşte hepsine katılmak zorunda yani o 5 numaralı aktivite, işte 5 numaralı grubun içindeki aktivitelere. İşte o Odeon'daki etkinliğe katılmak tabii bütün okulun zorunlu olduğu bir şey. Sonrasında işte saatler var. Mesela atıyorum B binasında ne diyeyim, nasıl sınıfta kalınır semineri var mesela atıyorum. Bu nasıl oluyor? Şimdi B binası diyor. Sen B binasını nasıl bulacaksın? Aslında biraz oryantasyon amacı da o. Yani çünkü hani ilerleyen dönemlerde tabii B binasında dersler oluyor, şey oluyor falan. Yani şu an B binasını örnek veriyorum.
B binasına nasıl gidildiğini öğretmek aslında amaç. Burada seminere nasıl, hani seminer değil de hani bence seminerden çok yani hani amaç bu. İşte B binasını kaybolarak buluyorsun sorarak, işte ben güvenliklere çok hatırlıyorum. Esra mı? B binasının ne güvenliklere sormuştum. Yani onu çok iyi hatırlıyorum. Yani bu şekilde hani sorarak falan. İşte Senfonik Orkestrası'nın bir etkinliği oluyor. İşte onları dinleme etkinliği oluyor MSSF'de. Başka neler oluyor? Yani böyle işte spor salonunu tanıtan etkinlikler oluyor. Yani böyle bir sürü etkinlik çeşitleri oluyor. Tabii bulunduğun gruba göre, benim zamanımda bulunduğun grubun etkinliklerine katılıyordun. Bu şekilde hepsinden tabii şey alınıyordu, yoklama alınıyordu. Yoklamayı tam yaptığında zaten A alınıyorsun belli bir etkinliğe katıldığın zaman. Bu şekildeydi yani. 14 etkinlik oluyor. 12 tanesine katılırsan A alıyorsun. Bunlar da işte girmeden önce böyle bir şey oluyordu. ID kartımızı basıyorduk. O şekilde oraya girdiğimiz anlaşılıyordu. İlk gün galiba herkesinki aynı oluyor. 3 gün sürüyor oryantasyon. İkinci ve üçüncü günlerde işte hangi paketi seçtiysen ona göre değişiyor. Senfoni orkestrası çoğunda oluyor. Film izleme aktiviteleri oluyor. İşte film izliyorsun, sonrasında konuşuyorsun. Kütüphane semineri herkes oluyor. Dumansız kampüs politikası Bilkent'te uygulandığı için mesela bu ilk gün herkese yapılıyor bu seminer. Böyle seminerler oluyor. En sonunda da parti oluyor. Ne oluyor? Aynen. Partisi. Oryantasyon partisi. Tabii o notlu değil arkadaşlar. O notlu değil yani. Ondaki isteyen geliyor. Aa, opsiyonel. Ben de online'dan bahsedeyim acıklı bir şekilde. Belki işte, bu sene nasıl olur bilemiyorum ama. Bizde şey oldu. Galiba 8 section vardı. İşte her 4 farklı toplamda alabileceğiniz şey var. Ve hepsinde 2 çeşidi var dizilime göre. Sanırım birkaç etkinlik Odeon'da da oldu. Şey yapabiliyordunuz ama. Mesela istersen yüzle girebiliyorsun. İstersen online girebiliyorsun ama yüzle girebildiğin bir işte senfoni orkestrası vardı. Bir de Mansu Campus, bir de sınıfta kalma semineri vardı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Onun haricinde şey oluyordu. Seminerin ortasında bir anda kod gönderiyorlardı. Kod işte SRS'te bir yere yazıyordun. Ve ondan sonra puanın geliyordu. Yani seminere katılmak bile aslında katılmak zorunda değildiniz bizde. Bir de şey vardı. İşte bu kütüphaneden gidip kitap alman falan gerekiyordu. Yani bizim oryantasyon çok güzel bir süreç olmadı. Ben açıkçası evden katıldığım için hele hiç olmadı. Peki eskiye dönüp baktığınızda özellikle Sevde sen pişman olduğunuz şeyler neler? Ben. Evet. Şimdi şöyle pişman olduğum ya en büyük şeyi söyleyeyim. Ya hani böyle çok kulüp videosu diye falan gerçekten ondan değil. Yani bu benim hatta belki hani özelden de sorduklarında vereceğim bir cevap olabilir. Ya şöyle ben kulüplere böyle hani hep böyle şey olarak girmiştim. Hani baktım çıktım beğenmedim. İşte böyle hani çok devamlı bir şekilde hani aktif olarak katılmadım hiçbir kulübe üniversitemin ilk yıllarında. Fakat sonradan hani böyle baktım tabii sonradan anlıyorsun artık şirketlerin ne istediğini, nasıl bir üniversite yani ya da yüksek lisansta okulların nasıl bir beklentisi olduğunu. Yani üniversitede biraz da sosyal olmanı, bir şeyler yapmanı istiyorlar. Yani hani biraz da bu biraz hani dediğimiz gibi az önce kulüple mümkün. Ben hani geriye dönsem şu an hazırlıkta olmasa bile birinci sınıfta mutlaka bir kulübe katılırdım ve orada aktif rol oynardım. Mesela ben dördüncü sınıfta yönetim kurulu üyeliği yaptım ve ben herhalde en büyük yönetim kurulu üyelerinden falandım. Yani bütün yönetim kurulu üyeleri birinci sınıfta, ikinci sınıfta, ben dördüncü sınıftım mesela. Yani hani buradan zaten çok belli kez kaldım. Yani herkes baştan başlıyor, ben daha dördüncü sınıfta falan. Hani tabii işime yaradı mı? Tabii ki inanılmaz yaradı. Ama hani nasıl yani eğer başlarda başlasaydım çok daha belki kulüple alakalı daha fazla tecrübelerim, daha farklı tecrübelerim. Mesela IBK gibi hem yönetim kurulu üyeliği hem yönetim kurulu başkanlığı gibi tecrübeler edinme şansım olurdu belki. Hani dediğim gibi baştan başlasaydım kesinlikle yani bir kulübe üye olurdum. Ama üye olmakta kalmayıp bayağı aktif olurdum. Çünkü hani biraz birinci sınıf, ikinci sınıf biraz daha hani bu tarz şeylere vakit ayırabileceğiniz zamanlar. Çünkü son sınıflara doğru biraz daha kafa farklı yerlerde oluyor. İşte iş hayatı, işte stajlar falan filan. Hani tabii kulüp bir tık daha zor oluyor işte projeler falan filan. Bir de ne yapardım söylüyorum. Tabii ki not ortalamamı yani daha yüksek tutardım. Yani inanılmaz. Çünkü hani çok da öyle hani ya çok zor hani evet zor bir şey ama
hani birinci, ikinci sınıfta, yani üçüncü, dördüncü sınıftaki aklım birinci, ikinci sınıfta olsaydı aynı, yani üçüncü, dördüncü sınıfta gösterdiğim eforu birinci, ikinci sınıfta da gösterir. Çok daha güzel bir ortalamayla mezun olurdum. Bu tabii daha çok işime yarardı. Tabii şu anda hani çok, yani ay çok kötü durumdayım falan değil ama tabii ki çok daha hani güzel bir, yani yapabileceğim bir şey. Ama tabii birinci sınıfta, birinci, ikinci sınıfta ya liseden yeni çıktım da işte bilmem ne de işte İngilizce'de ay ben şey yapmıyorum da falan filan. Bir kere şöyle, birinci, ikinci sınıfta şöyle bir olay var. Nasıl çalışman gerektiğini bilmiyorsun. Yani bilmiyorum, özellikle birinci sınıfta ben nasıl çalışmam gerektiğini bilmiyordum. Hani çünkü liseden çıkmıştım, hepimiz test çözmeye odaklıydık. Yani sanki hani bir şey, bana bir soru, örnek soru verilmediği müddetçe ben konuyu böyle anlamıyormuşum gibi falan oluyordu. Tabii üçüncü ve dördüncü sınıfta bu hani nasıl çalışmam gerektiği, yani stilini herkes kendi bulduktan sonra daha kolay oluyor çalışması ve tabii daha çok işe yarıyor çalıştığım. Yani bir saatte çalıştığını üçüncü sınıfta, birinci sınıfta üç saatte çalışmayla aynı verimi o şekilde alıyordun. Hani daha böyle önceden tabii şey yapardım, nasıl diyeyim, daha böyle kendime verimli geçirebileceğim ders çalışma zamanları yaratırdım diye düşündüm. Başka böyle çok da şey, ha ya daha çok gezerdim herhalde ya. Hiç ben gezmedim öyle. Hani anlatıyorum ama hani böyle hiç Ankara'da böyle hani şey yapmadım. Eskişehir'e bile gidemedim yani, siz düşünün arkadaşlar. Ankara'da okudum kaç yıl. Tabii biraz da şey ama çok da dozunu kaçırmamak lazım. Bilkent'te okuyorsunuz arkadaşlar. Kendinize gelin yani, çok da öyle gezmeyin. Yani bu kadar bence. Benim de ikinci yılım bitti. Pek bir pişmanlığım olduğunu söylenemez ama hazırlıktayken mesela ben hiç kulüptür işte İngilizce çalışıyordum. Evet, geçmek için çalışıyordum. İşte gideyim İngilizceye pratik yapayım, işte merkez kampüste insanlarla bunun pratiğini yapayım gibi şeyler olmuyordu. Yabancı bir öğrenci gördüğümde kaçıyordum. Hala da kaçıyorum. Benim pişmanlığım bu. Hazırlıktayken bundan hiç kaçmazdım. Bilakis onların yanına giderdim. Onlarla konuşmak için kendimi zorlardım. Bir de hazırlıktayken işte çok gezdim ben. Arkadaşlarla bayağı gezdik. Ve kendimi geliştirmeye yönelik hiçbir şey yapmadığımı fark ediyorum şu an geriye dönüp baktığımda. İşte kulüpçülük işlerine de ben de birinci sınıfta başladım. Mesela Seyfi sen hazırlıkta başlamışsın. Bu çok güzel. Şimdiki aklım olsa ben de hazırlıktayken işte okula ilk girdiğim gibi bir kulüpte, en azından kulübün içinde kalırdım ve gözlemlerdim neler yapılıyor, nasıl gidiyor, kulüpçülük neymiş diye. Tek pişmanlığım bu benim de. Benim de açıkçası şey yönden pişmanlığım yok. Hani kulübe katıldım, derslere çalıştım ama ben de çok kampüs içindeydim. Açıkçası ben de çok fazla gezmedim. Hani tamam, çok fazla gezmeye vaktim yoktu belki ama hani bazen şey yapıyordum ben. Hafta sonları kalkıp kütüphaneye gidiyordum. Hani yapacak daha iyi bir şey yok mu? Hani yani çık gez ama bilmiyorum, kütüphaneye gidiyordum. Kampüste geziyordum. Meyfes'te takılıyordum. Hani çık başka bir yerlere git. Hani şu an Ankara'da nereyi gördün, nereyi gezdin diye sorsalar cevabım sıfır. Hani bu yüzden gerçekten dengeli bir şekilde gezin, kulüplere katılın. Akademik hayatta aksatmayın de derim ben. Kesinlikle. Hı. Denge çok önemli. Bilkent'te. Bilkent'te gerçekten çok önemli. Bunun şey olabilir. Aybike mesela. Aybike'de ben de farklı şehirlerden geldik. Sevde sen Ankara'da değildin. Yok, ben İzmir'im. Sen de farklı şehir. Ya, o yüzden girdiğinizde en yakın arkadaşlarınızı Ankara'da yaşayan, böyle arabası olan arkadaşlar seçin ki onlar sizi gezdirebilsin. Bunu yapın yani kesinlikle. İşte herkes farklı yerlerden gelmiş oluyor. Ama o insanlar olmadan siz şehri ne kadar gezmek isteseniz de pek gezemiyorsunuz açıkçası bence. Yani anlayamıyorsunuz ne olduğunu, neyin ne olduğunu, nerede olduğunu. Zor oluyor. Bu şekilde. Ankaralı bir arkadaşınız olsun mutlaka yani. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar. Normalde 10 soru cevaplayacaktık ama biraz uzun oldu diye ikiye bölüm dedik. Diğer kalan 5 sorumuzu da diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.